Osmanlıca bir mektup okuyacağız arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şek kanalımızda Osmanlıca belgeler okumalarında rika hattıyla yazılmış. Bu gördüğünüz metni okumaya başlayalım. Evet, bakalım. Önce tabi bir çizgili deftere yazılmış. Görüyorsunuz. Tarih var. Ne zaman yazılmış? Fiil 9 Mayıs, sene yazmıyor ama yıl olarak 336. Fiil 9 Mayıs 336 tarihli bir mektup. Huzuru alilerine, yani yüksek makama, huzura manasında. Evet arkadaşlar. Efendim kaldıralım ve mektubumuzu okumaya devam edelim. Vesaseti Aliyenizle pederimin, yani babamın afiyette bulunduğunu bildiren 24 Mart tarihli bir mektubunuzu hürmet ve şükranla okudum. Evet. Hürmet ve şükranla okudum. Evladı vatana ezher cihet. Evladı vatana, vatan evladına ezher cihet. Yani her taraf manasında, her taraftan muavenetlerini, yani yardımlarını ibzal buyurmakla inayet buyuran cemiyetinize karşı ne kadar teşekkür etsem yine vazife, şurada mi var, yavaş okumaya çalışıyorum sizlere de takip edin diye arkadaşlar. Çünkü aramızda muhtemelen arşivlerle yeni tanışmış olan arkadaşlarımız da vardır. Bu cihette kısmen yavaşla okumaya çalışıyorum. Evet, vazifemi demiştik. İfa edemeyeceğim. Evet, vazifemi ifa edemeyeceğim. Tavassutunuzun muvaffakiyetine teşekkürle beraber ellerinizden hürmetle öper ve bu tefciratımın affını, evet, vavlı yazılıyor Osmanlıca, Latince iki f'li okuyoruz. Affını yazıyor. Günümüzde affını diye telaffuz ediliyor. İstirham ederek arz-ı hürmet olunur. Evet. Arz-ı hürmet olunur. Hürmette farklı yazmış. Mim harfi belli belirsiz. Hürmet olunur. Efendim, evet. Efendim. Yine çok estetik olarak karşımıza çıkmış. Burada T yazıyor. Artık bu T ne manaya geliyor? Telefon numarası mı o dönemin? Bilemiyorum arkadaşlar. 27 330. Evet. Burada fi var yine. Herhalde tarih yazmak istemiş, vazgeçmiş. Tam ne olduğunu çözemedim. İmza var. Şu kısım imza arkadaşlar. İmza ne olabilir? Emin değilim ama Mehmet Feyzi gibi gözüküyor. Tabi imzalarda o kadar aşikar değilse sadece imza diye de belirtebiliriz. Evet arkadaşlar, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizi burada okuduk. Tarihimiz bugün 9 Temmuz. Ama ne zaman bunu yayınlayabilirim bilmiyorum. Şu an Konya'da Armutlu Yaylası'nda, belki sesleri duyuyorsunuzdur. Çeşitli su sesleri, hayvancıkların sesleri, gayet torosların
1600 rakımında zirveye çok yakın bir yerde bu dersi okuduk. Bir hatıra olarak da inşallah kalır. Sizler de istifade etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, İnşallah istifade etmişsinizdir. Başka bir derste yine görüşürüz. Tabi bu dersi ne zaman yayınlayabileceğimi de bilmiyorum. Şu an bulunduğumuz yerde şebekeler çekmiyor. İnternet zaten yok. Bu kaydımızı da bu şekilde gerçekleştirmek olduk. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste nasipse yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.